Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Bu kez gücün işe yaramayacak gibi Elif. Kabul et Elif, bu oyunda çok başarılı değilsin. Dikkatimi toplamam lazım. Seslere odaklanmalıyım. Yakaladım seni Ali. Tüh ya, neredeyse kaçıyordum. Siz de duyuyor musunuz? Çınar bizi çağırıyor. Azmi. Geldim patron. Azmi, gel otur şuraya. Sağ ol patron. Gerçekten çok yorgundum. Tamam, şimdi kalkabilirsin. Biraz daha dinlenseydim. Ne dinlenmesi şaşkın? Çok işimiz var. Taşınıyoruz. Neden? Gürgen! Gürgen, sıranın üzerindeki dağınıklık da ne böyle? Öğretmenim, ben... Sana özel bir ödev veriyorum. Haftaya kadar aslan yattığı yerden belli olur atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazacaksın. Peki öğretmenim. Hasan, aslan yattığı yerden belli olur ne demek? Sonunda ödevlerini ciddiye almaya başladın. Kişiyi yaşadığı yer anlatır ve davranışlarını açıklar. Onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. Benim şanıma en yaraşır yere taşınıyoruz. Orası neresi patron? Tabii ki Topkapı Sarayı. Atalarımız gibi dünyaya nam salacağız Azmi. Böylece tarihten geçmeme gerek kalmayacak. Ve astronot olabileceğim. Patron, peki bu ne? Son icadım. Şipşak 3000. Bununla İstanbul muhafızlarına güzel bir ders vereceğiz Azmi. Yaşasın patron. Fotoğrafımı mı çekeceksin? Patron. Göremiyorum patron. Korkmaz mı? Sadece 10 dakika sürüyor etkisi. Bu süre bizim muhafızları yakalamamıza yeter de artar bile. Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Bizi çağırdığını duyduk. Yine Gürgen ve Azmi değil mi? Haklısın Zeynep. Evet, yine bir planları var. Bu kez nereye saldıracaklar? Yine hedeflerinde Topkapı Sarayı var. Yine mi? Üstelik bu kez oraya yerleşmeyi planlıyor. Bu kadarı Gürgen için bile fazla değil mi? Gürgen, bu çocuklar ne yapacağı belli olmuyor. Topkapı Sarayı'na zarar vermesine engel olmalısınız. Biliyor musun Azmi? Topkapı Sarayı'nda bir zamanlar 4000'e yakın insan yaşıyormuş. Gerçekten mi patron? Tabii ya.
Birazdan saltanat kapısına varacağız. Orası birinci avluya açılıyor. Ama sen eşyaları taşırken biraz yorulacaksın. Çünkü biz sarayı Hümayun'da, yani iç sarayda yaşayacağız. Orada ne var ki patron? Babüsselam, mutfak kanadı, arz odası, Fatih Köşkü, hekimbaşı odası, ağlar camii, iç hazine. Oho, say say bitmez Azmi. Patron, sen bunca şeyi nereden biliyorsun? Ben galiba hepsini tarih dersinde öğrendim Azmi. Burası çok büyük. Haklısın Mehmet. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alıyormuş. Ama bugünkü kullanım alanı 80 bin metrekare. Yine de çok büyük. Gürgen ve Azmi'yi nasıl bulacağız? Aramaktan başka çaremiz yok. Hadi gerekirse ikiye ayrılırız. Getir Azmi, getir. Onları şuraya mı koysak? Hayır, hayır. Buraya koyalım. Çok yoruldum patron. Oturuyor musun sen? Koltuğuma oturuyorum patron. Bunu bana almadık mı? Olur mu şaşkın? Burası arz odası. Burada padişahlarımız yabancı elçileri kabul etermiş. Yani patron? Yani Azmi, sen elçi ya da yabancı olmadığına göre orası senin koltuğun olamaz, değil mi? Hadi koş, Şifşak 3000'i bul getir. Yanımda nöbet tutacaksın. Peki patron. Yok artık. Resmen yerleşmiş. Kalıcı bir hasar vermiş mi? Yok hayır. Eski eşyaları yerine koymamız yeterli. Ha? Hı? İşte oradalar. Hadi Elif, burayı eski haline getirmeliyiz. Hiç merak etme. Biz tam 3 kez taşındık. Benim için çocuk oyuncağı. Burayı yatak odası mı yapmış? Gürgen bu kez kendini aşmış Ali. Tarihi dokuyu böyle bozmasına izin veremeyiz. Aslında zarar vermemiş. Sadece kendi eşyasını yerleştirmiş. Sakın kaçayım deme Azmi. Efendim? Duyamıyorum. Gülümseyin. Nasıl? Yeni icadımı beğendiniz mi? Nasıldı kıskıvrak yakalandınız ama? Bizi yakalasan da Mehmet ve Elif seni durduracaktır. Bu defa o kadar kolay değil. Artık ben de oyundayım. Aferin Azmi. İyi iş çıkardın. Ben padişah olduğumda sen de veziri azam olacaksın. Vay be. Sağ ol patron. Hiç de bile. İstanbul muhafızları henüz son sözünü söylemedi. Azmi, arkadaşlar son sözlerini söylemeden ağızlarını bantlar mısın? Keyifle patron. Ali ve Zeynep'i merak etmeye başladım. Nerede bunlar? Merak etme, şimdi buluruz onları. Burası ne kadar büyük biliyorsun. Neyse, en azından geçtiğimiz yerleri eski haline getirebildik. Yalnız roket şeklindeki yatak güzelmiş. İçinde Gürgen'i hayal edebiliyor musun? Ne düşünüyorum biliyor musun Azmi? Bana biraz izin vermeyeyim mi patron? Çok yoruldum da. Şikayet etme Azmi. Taşınmalarda ilk gün hep zordur. Hem ben başka bir şey düşünüyorum. Buraları diyorum. Uzay desenli duvar kağıtlarıyla kaplasak nasıl olur acaba? Çok güzel olur patron. Yerlere de parke döşeriz. Kışın ısınmaz burası. Olamaz, bizimkileri yakalamışlar. Ama nasıl olur? Kesin bir tuzak kurdular.
Anlamanın tek bir yolu var. Kendimizi yakalatabiliriz. Başka şansımız yok. Denemek zorundayız. Arkadaşlarımı serbest bırak Gürgen. Buraya kadarmış. Seni buldum. Oo, kimler gelmiş? Ben de sizi bekliyordum. Geç kaldınız biraz. Senin yerleştiğin yerleri eski haline getirmekle meşguldük. Eski haline mi? Ama ben çok uğraşmıştım. Dur Azmi, bu keyfi bana bırak. Gülümseyin. Son gülümsemeniz olacak. Olamaz, gözlerimi açamıyorum. Şimdi anlaşıldı Ali ile Zeynep'i nasıl yakaladıkları. Başarabilirim. Körebi oyunundaki gibi. Dikkatimi toplarsam yapabilirim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asla kaçamazsın. Duydun mu beni? Ben kaçamayabilirim. Ama sen de saklanamazsın Gürgen. Ne? Koş Azmi koş. Nasılsa bunlar kaçamaz. Şipşak 3000'i alalım. Tebrik ederim çocuklar, yine başardınız. Sağ ol Koca Çınar. Bu kez Eli sayesinde başardık. Aslında körebi oynamanın da faydası oldu biraz. Aranızda bu dostluk, bu bağ olduğu müddetçe İstanbul güvende. Merak etme Koca Çınar, yüzünü kara çıkarmayacağız. Buna hiç şüphem yok çocuklar. Artık oyununuza devam edebilirsiniz. Bence yeni bir oyun bulmalıyız. Bu oyunun galibi çoktan belli oldu.